Demokrasinin unutulmayan kara lekesi 12 Eylül darbesi. Türkiye demokrasi tarihine kara leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen geride bıraktığı acılar ilk günkü tazeliğini koruyor. Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in talimatı üzerine Bayrak Harekat darbe planı hazırlandı. Komutanlara 11 Temmuz'da harekata geçileceği bilgisi verildi. Süleyman Demirel'in başkanlığındaki hükümetin 2 Temmuz'da güven oyu almasıyla plan ertelendi. Darbe planı 12 Eylül'de uygulandı. Anayasayı uygulamadan kaldıran darbeciler ardından TBMM'yi lağvederek antidemokratik faaliyetlerine devam etti. Ülke genelinde sıkı yönetim ilan edildikten sonra sivil toplum kuruluşlarını hedef alan darbeciler Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kızılay dışındaki derneklerin faaliyetlerini durdurdu. Siyasi partilerin kapısına kilit vuran darbeciler Süleyman Demirel ile Bülent Ecevit'i Hamza Koy'a, Necmettin Erbakan ile Alparslan Türkeci ise Uzunada'ya sürgüne göndererek siyasi yasaklar getirdi. 650 bin kişi gözaltına alındı. 210 bin dava açıldı. 230 bin kişi yargılandı. 7 bin kişi için idam cezası istendi. 517 kişi ölüm cezasına çarptırıldı. 50 kişi idam edildi. 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı. 30 bin kişi sakıncalı olarak işinden edildi. YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayınız.